Herkese merhaba değerli dostlar. Kontrolmatik'te çok kısa bir süre içerisinde neredeyse %200'e varan bir gelir oluşturulduktan sonra hisse senedinin 300 TL seviyesinden şu görmüş olduğunuz mavi trend kanalını geçmeyerek bu bölgenin altında 1,5-2 haftadır şöyle yatay bir konsolide çalışması gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu kareden ve test edilene kadar yatırım finans ve bankofun yüksek derecede hisse senedinde işlem yaptıktan sonra yukarıda e, yukarı doğru tırmandığını gördük ve bu bölgeden baktığımız zaman da son birkaç hafta içerisindeki hareket pozisyon farklarına işte yatırım finans ve bankofun yüklü miktarda satış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani bu hisse için yüklü diyelim. Çünkü mesela şu dakikalarda yatırım finans bu hisse senedinden 250-300 bin lot artıya geçsin gün içerisinde. Bu hisseyi artı 7-8 lira kadar Rahatlıkla çıkartabiliyor. Bu yüzden e, mevcut piyasa koşulları içerisinde bu hisse senedinde yeniden pozisyon açmak için bakın şurası garanti nokta 306 bölgesinin geçilmesi, bu kademin üzerine geçilmesi hisse senedinde bakın aynı burada gördüğünüz gibi kırmızının şurada birkaç defa test edildikten sonra geçilince ne kadar rahat bir şekilde e, bölüm atlayabildiğini görüyorsunuz. Bu yüzden bu hisse senedi için yükseliş trendinin yeniden başlayacağı yer 306 TL seviyesi. Tabi şu an 280'den almak da mantıklı ama bakın burada 266 desteği var. Bu destek kırılırsa 250 TL seviyesine kadar geri gelebilir. Yani bu hisse senedinin kısa vadede tekrar buraya toplaması 300 bölgesinin üzerine çıkması için oldukça hızlı bir zaman geçme ihtimali düşük olduğunda bu hisse senedinde Piyasa iyiyken zaman kaybetmek olacaktır. Bu yüzden yeniden pozisyon açmak için takip edenler 306 bölgesinin üzerinde hisse senedinin aynı şurada olduğu gibi çok daha kısa bir sürede sonuç alma olasılığı yüksek gözüküyor. Bu seviyelere uygun olmakla birlikte hisse senedinin henüz e, yukarı yönde güçlü bir trend oluşturabilecek takas verimliliği yok. Neden? Haftalıklara baktığımız zaman hissede en iyi işlem yapan kurum gördüğünüz gibi 11.5 milyona iş yatırım ve elinde %13'lük bir bakiye var. Şimdi hisse senedinde haftalıklarda Citibank'ın 400 bin not, yatırım finansının 77 bin not negatif olduğunu görüyorsunuz. Peki son 29'unda yani hissenin en son gördüğü en yüksek değerden sonra bugüne kadar gerçekleşen işlemlerde hisse senedini baskılayan kurumları görüyorsunuz. Yatırım Finans ve Bank Yani bu hisseyi zaten yukarı doğru süren bu iki kurum hissede satıcılı olduğu zaman kolay kolay bu hisse senedinin yukarı gittiğini göremez, göremezsiniz. Şu an gördüğünüz gibi yatırım Finans'ın 350 bin nota yakın çıkışı var ki aylıklarda Nette şu an gördüğünüz gibi yaklaşık 500 bin lot artıda. Yani bunun 400 bin not civarında yaklaşık satışını gerçekleştirmiş gözüküyor. Bu hissenin 300 bölgesindeki testinden sonra. Yani ama önemli olan 270-280 bandında bu satışların büyük bir çoğunluğunu yine karşılanmaya devam ediyor olması. Ama hissenin yeniden yukarı doğru trend oluşturabilmesi için gördüğünüz gibi Citibank gibi kurumların, yatırım finans gibi kurumların yeniden alışa geçmesi lazım. Bakın günlüklerde A, e, net olmayan aracı kurum takas dağılımında hisse senedinde yatırımcı, e, yatırım finansörü Bankof'un yüklü miktar diyebileceğimiz satışı var. Yani bu satış olduğu sürece hisse senedinin yukarı çıkması birazcık zordur. Sizlerin dikkat etmesi gereken en önemli şeyini bu hisse senedinin 266 bölgesi satıldığında yatırımcıların teknik analiz e, vasfıyla robotların dahil yatırımcıların 250 bölgesine doğru hissenin 248-250 manada doğru çekilmesini hesaplıyor olacaklardır. Bu yüzden bu kademenin altına gelecek olursa siz de bu kademelerden almak için bir miktar hisse senedi pozisyonu azaltmak mantıklı görünüyor. Ama 248 stop loss seviyesi zarar kes noktası olarak mutlaka belirlenmeli. Çünkü bakın burası çok güçlü bir nokta. Burası geçildiği zaman da ise de çok güçlü bir hareket gerçekleşti. Bu yüzden bu ise kendi durumundan kaynaklanabilir. Hatta geçtiğimiz günlerde bir soruşturma açılmıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir haber skalası olabilir negatif pozisyonda. Bu hisse senedini bu kademenin altında taşımak birazcık sakıncalı ve riskli olacaktır. Hissenin daha fazla çekilmesine sebebiyet verebilir. Yani 180'lere kadar bile çekilme ihtimalini ortaya çıkartabilir. Bu yüzden her zaman e, önemli noktalarda satış yapmak ya da azaltım yapmak çok önemlidir teknik analizde. Ama 306 bölgesi geçilirse de hisse senedinde pozisyon arttırmak daha kısa sürede daha çok gelir elde etmek demek olacaktır. Şimdilik görüntü bu şekilde. Hisse senedinin e, trend varlığını koruması e, ve en azından satışlar gerçekleşse bile bu bölgede konsolide diyebileceğimiz bölgede karşılanıyor olması bizim için oldukça değerli. 270 bölgesi bizim için ara destek. Bu bölgenin altında 266 bölgesi satıcıların iştahının kabaracağı nokta olacaktır. Onun haricinde 306 bölgede aynı şekilde hissenin çok kısa bir sürede 350 bölgesine tırmanmasını sağlayacak önemli bir bant hareketinin gelmesinin önüne atacaktır. Hacmin yüksek olması güzel. Hisse senedinin yukarı yönde gitme ihtimalini hala mutlak görüyoruz. Tekrar görüşmek üzere bol kazançlar.